Evet arkadaşlar 8. haftamızda Beylik'ten devlete Osmanlı siyaseti ünitesine geçiş yapıyoruz. Ve bu ünitenin içerisinde ilk konu başlıklarımız aşiretten beyliğe, Anadolu'nun jeopolitik durumu. Şimdi 13. yüzyılda Anadolu jeopolitik açıdan önemli bir konuma sahiptir. Tabi bunun nedenlerine bakmamız lazım. Niye böyle? Asya ve Avrupayı birbirine bağlayan bir noktadadır. Yine aynı şekilde Karadenizi ve altta bulunan Akdenizi birbirine bağlayan bir noktadadır. Çin'den başlayıp Avrupaya kadar uzanan İpek Yolunun ki çok önemli bir ticaret yoldur İpek Yolu Doğu Batı arasında ciddi bir etkileşim sağlar. İpek Yolunun önemli bir kısmı da Anadolu üzerinden geçmektedir. Anadolu ve çevresine baktığımızda karşımıza ilk olarak Türkiye Selçuk Devleti çıkar. 1243 Köse Dağ Savaşı'nda Moğollara yenilerek dağılma sürecine girmişlerdir. Toprakları üzerinde bağımsız beylikler ortaya çıkmıştır. Yine Anadolu ve çevresinde Bizans'a baktığımızda sınırları Balkanlarda Yunanistan, Trakya, Makedonya ile sınırlıdır. Ege Adalarının küçük bir kısmına hükmetmektedirler. Siyasi ve askeri etkinlikleri bu dönemde çok zayıflamıştır. İlhanlı Devleti'ne baktığımızda Moğol İmparatorluğu'nun bir kolu olan İlhanlı Devleti İran ve çevresinde kurulmuştur. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya egemen olmuşlar ve 1336 yılında yıkılana kadar Anadolu'daki etkilerini ve tesirlerini devam ettirmişlerdir. Bir diğer devletimiz Memlük Devleti. Mısır'da kurulmuş olan bir devlettir ve Haç Seferlerinde Moğollara karşı başarılı mücadeleler vermişlerdir. Baharat yoluna da hakimdirler aynı zamanda. Altın Orda Devleti, Kıpçaklar ve Moğolların karışımları sonucunda Karadeniz'in kuzeyinde kurulmuş olan bir devlettir. Timur Devleti ile yapılan savaşı kaybetmeleriyle zayıflamışlar ve ilerleyen süreçte de yıkılmışlardır. Evet, şimdi destek sorumuza bakalım. İran ve çevresinde kurulmuştur. Köse Dağ Savaşı'nda Türkiye Selçuklu Devleti'ni yenmişlerdir. 1336 yılında yıkılana kadar Anadolu'ya egemen olmuşlardır. Yukarıda bazı özellikleri verilmiş olan devlet hangisidir? Biliyoruz ki yukarıda 3 özelliği verilmiş olan devlet İlhanlı Devleti'dir. Cevabımız İlhanlı Devleti'dir. Balkanlar ve Avrupa. Şimdi buraya baktığımızda 13. yüzyıl sonlarında Bizans Sırplar, Bulgarlar ile siyasi üstünlük mücadelesi içerisindeydi. Sırplar, Balkanlara egemenlik alanlarını genişletmek için yoğun bir mücadele içindeydiler. Yine Orta Avrupa'ya geçtiğimizde en önemli güç burada Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'dur. Bunun altını özellikle çizelim. Bunun yanında Feodal Beylikler, Napoli, Venedik, Ceneviz ve Papalık da bulunmaktadır. Doğu Avrupa'da ise Macaristan ve Lehistan yer almaktadır. Batı Avrupa'da İngiltere, Fransa yer alırken iki devlet arasında yüzyıl savaşları yaşanmaktadır. Şimdi haritaya baktığımızda da 14. yüzyıl başlarında Balkanlar ve Avrupa coğrafyasını özellikle bize gösteren önemli bir haritadır. Evet, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu diyelim şimdi de. Şimdi Osmanlı Beyliğini kuranlar biliyoruz ki Oğuzların Kayı boyuna mensuptur. Kayı güç ve kudret anlamına gelmektedir. Kayılar Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya gelerek ilk önce Ahlat yöresine yerleşmişlerdir. Sonrasında ise Ankara Karaca Karacadağ yöresine yerleştirilmişlerdir. İlerleyen süreçte Ertuğrul Gazi Domaniç'i ele geçirmiş ve burası kendisine kılıç hakkı olarak bırakılmıştır. Daha sonra ise Söğüt bölgesi ele geçirilmiş ve böylece Bizans yönünde fetih hareketlerine devam edilmiştir. Osman Bey'in ilk yıllarında beylik Türkiye Selçuklu Devleti'ne bağlı bir konumda varlığını sürdürmektedir. Fakat Türkiye Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat'ın İlhanlılar tarafından esir alınmasını fırsat bilerek Bizans ile mücadeleye başlanmış ve Koyunhisar Savaşı kazanılarak 1302 yılında kendi adına hutbe okutmuştur. Ve böylece hutbe okutulup para bastırılmasıyla Osmanlı Beyliği de tam bağımsızlığını ilan etmiş olmuştur. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşuyla ilgili tabi çeşitli görüşler bulunmaktadır. Çünkü eski dönemde tarihçilerin Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili tam ve net bilgiler olmaması dolayısıyla kendilerince geliştirmiş oldukları bilgiler vardır. Şimdi Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyümesi ve bir cihan imparatorluğu haline gelmesi kuruluşuyla ilgili çeşitli tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Kuruluş dönemine ait yeterli bilgi ve belgenin olmayışı Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili de farklı görüşlerin ortaya çıkmasını sağlayan ana nedendir. Şimdi ilk olarak Pol Vitek'in görüşüne bakalım. Pol Vitek diyor ki Osmanlı Devleti'nin güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmasında özellikle gaza ve cihat anlayışını takip etmesi önemli bir unsurdur diyor. Ve ilk dönem öncülerinin dinlerini yeni bölgelere götürüp orada yaymak istemelerinden bahsetmektedir Pol Vitek görüşleri arasında. Fuat Köprülü bir başka önemli tarihçi. Fuat Köprülü'ye baktığımızda ise Fuat Köprülü Osmanlı Devleti'nin güçlenmesini sadece gaza ve cihat anlayışına bağlamaz. Ona göre Osmanlı Devleti'nin kısa sürede gelişmesinin diğer nedenleri arasında Türkmenlerin sahip olduğu milli değerler Anadolu'da yaşanan otorite boşluğu, Ahiyan Rum, Bağcıyan ve Abdalan Rum gibi sosyal, askeri ve iktisadi gruplarında olumlu etkileri bulunmaktadır. Yine Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu bölgenin jeopolitik önemi gibi gelişmelerden de kaynaklandığını söylemektedir Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili bilgilerini. Halil'in alacağı baktığımızda ise Halil'in alacak Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Gaza'nın önemli bir yer tuttuğunu ancak bunun yanında Türkmen göçleri ve bunun ortaya çıkardığı durumun Osmanlı tarafından iyi yönetilmesinin de bir diğer etken olduğunu savunmaktadır. Destek sorumuza baktığımızda Paul Vitek'in Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu ile ilgili görüşünü kısaca belirtiniz diyor. Şimdi Paul Vitek Osmanlı devletinin e, güçlü bir yapı olarak ortaya çıkmasını Gaza ve Cihat anlayışına. bağlamaktadır, diyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi. Şimdi, Osmanlı Beyliği tabi çok kısa sürede imparatorluk haline dönüşünce bunun nedenleri de çok önemli bir hal alıyor. Önce bunlara bakalım. Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede imparatorluk haline gelmesini sağlayan nedenler. Şimdi, kuruluş padişahlarının ve devlet adamlarının nitelikli, vasıflı yöneticiler olmaları tabi ki Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin en önemli nedenidir diyebiliriz. Tabi kurulduğu bölgenin coğrafi özellikleri yani jeopolitik önümü yine bir başka unsurdur. Gaza ve cihat politikasıyla hareket edilmesi Osmanlı'nın kısa sürede gelişmesinin bir başka nedendir. Gaza politikasından dolayı yoğun bir Türkmen göçü var ve bu yoğun Türkmen göçlerinin Osmanlı fethi hareketlerini desteklemesi yine Osmanlı'yı kısa sürede büyüten nedenlerin bir diğeridir. Kurulduğu bölgede yani yakın coğrafyasında güçlü devletler yok. Bu da Osmanlı'nın gelişmesini sağlayan bir başka unsurdur. Başlarda çok akıllı hani ilk öncülde dedik ya Osmanlıyı kuran padişahlar akıllı nitelikli devlet adamları bu nedenle beyliklerin kendi arasındaki mücadeleye karışmayıp kendini mücadelenin dışında tutmayı başarmıştır. Adaletli ve hoşgörülü bir devlet politikası yine Osmanlı'yı kısa sürede geliştiren faktörlerin bir başkasıdır. İskan politikası dediğimiz o yerleşme politikasının başarıyla uygulanması Osmanlı'yı kısa sürede geliştirir. Yine toprakların büyük bir kısmı fetihle gerçekleşeceği için askeri yapının güçlü ve disiplinli olması bir başka unsurdur. Avrupa'da yüzyıl savaşları tabi bu dönemde yaşanıyor. Bu Avrupalı devletleri Osmanlı'ya karşı bir bütün haline getiremiyor. Yani yüzyıl savaşlarının etkisi Osmanlı'nın kısa sürede büyümesini sağlayan bir başka unsurdur. Son olarak da ahi teşkilatı dediğimiz önemli teşkilatın desteğinin alınması Osmanlı'yı kısa sürede geliştiren bir başka etkenimizdir diyoruz. Şimdi yine Osmanlı haritasına baktığımızda 1302 ile 1453 yılları arasında yani Osmanlı'nın kuruluş dönemi dediğimiz dönemde gördüğümüz Osmanlı haritası da bize Osmanlı'nın kısa sürede nasıl büyüdüğünü yani Söğüt ve Domaniç'te kurulan bir beyliğin aşağı yukarı kabataslak konuşursak 150 yılda nasıl bir coğrafyaya hakim olduğunu bize gösteren bir unsurdur diyoruz. Evet şimdi birazcık konu tekrar testlerimize göz atalım. Birinci sorumuz şu. Moğol istilası sonrasında yaşanan batı yönlü Türkmen göçleri Anadolu'da siyasi ve sosyal hayatı önemli ölçüde etkilemiştir. Anadolu'ya gelen Türkmenler Batı Anadolu'da Bizans ile Doğu'da ise Moğollarla mücadele etmişlerdir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Şimdi eğer Moğol istilası sonrasında Anadolu'ya gelen Türkmenler Batı'da Bizans'la Doğu'da Moğollarla mücadele ediyorlarsa bu Anadolu'da Türklerin etkinliğinin arttığının en önemli göstergesidir. Şimdi şıklarımıza baktığımızda Türklerin Anadolu'da etkinliklerinin arttığını C şıkkında görüyoruz. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. İkinci sorumuza gelirsek. Fuat Köprülü'ye göre Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunda sadece gaza ve cihat anlayışı etkili değildir. Ona göre beyliğin kuruluşunda daha farklı etkenler de bulunmaktadır. Bu açıklamaya göre Osmanlı Beyliği'nin kurulup hızla gelişmesinde gibi etkenlerden hangilerinin etkisinin olduğu söylenebilir. Şimdi Fuat Köprülü'nün fikirlerini şuradaki öncüllerimizle kıyasladığımızda kuruluş dönemi padişahlarının nitelikli yöneticiler olmaları evet Fuat Köprülü'ye göre bir etkendir. Gaziyan Rum, Bağcıyan Rum, Abdalan Rum gibi grupların faaliyetleri ve desteğinin alınması yine kısa sürede büyüme nedenleridir. Ve Türklerin sahip olduğu milli değerler ve milli özellikler yine Fuat Köprülü'ye göre Osmanlı'nın kısa sürede büyümesini sağlayan faktörlerdir. Yani üç öncülü de kabul edebileceğimiz için sorunun cevabı E şıkkıdır diyoruz. Üçüncü sorumuz diyor ki, Köse Dağı Savaşı sonrasında Türkiye Selçuklu Devleti'nin zayıflayarak yıkılış sürecine girmesi, ve İlhanların etkisinin Batı Anadolu'ya kadar hakim olmamasının aşağıdaki durumlardan hangisine neden olduğu söylenebilir diyor. Şimdi eğer Türkiye Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girdi. Fakat İlhanlıların etkisi de Anadolu'nun batı kısmına, Batı Anadolu'ya kadar ulaşamadıysa bu coğrafyada, bu bölgede bağımsız hareket edebilecek unsurlar ortaya çıkar. Bunlar Türkmen beylikleridir ve biz bu beyliklerin bağımsız hareket etmeye başlamalarıyla ortaya çıkan döneme ikinci beylikler dönemi diyoruz. Yani bu durum ikinci beylikler döneminin başlamasına neden olmuştur. Şıklarımıza baktığımızda D şıkkı sorumuzun cevabıdır. Evet dördüncü sorumuz. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu üzerine çalışmalar yapmış olan Halil İnalcık, Pol Vitek ve Fuat Köprülü gibi tarihçilerin beyliğin kuruluşu ve gelişmesinin nedenleri hakkında ileri sürdükleri tezler arasında farklılıklar görülmektedir. Açıklamada bahsedilen tarihçilerin aynı olay üzerinde farklı tezler ortaya koymalarının nedenleri arasında gibi durumlardan hangilerinin etkisinin olduğu söylenebilirmiş. Kuruluş dönemiyle ilgili yeterli bilgi ve belge bulunmaması ana unsurdur. Beyliğin kuruluş ve gelişme sürecinde farklı toplumsal ve siyasal etkilerin görülmesi tabii ki farklı şekilde ele almayı gerektirir. Tarihçilerin dönemi günümüz koşullarını dikkate alarak değerlendirmeleri bu burada bahsedilen önemli tarihçilerin düşeceği bir tarihi hata olmadığı için 3. öncülü sorumuza cevap olarak kabul edemeyiz. Bu nedenle sorumuzun cevabı 1 ve 2 yani B şıkkıdır. Geliyoruz 5. sorumuza. Halil İnalcık'a göre Osmanlı Beyliği'nin Bizans'ı mağlup ettiği 1302 tarihli Koyunhisar Savaşı Osmanlı Devleti'nin asıl kuruluşunu sağlayan gelişmedir. Şimdi bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Osman Bey'in şöhretini arttırarak gazilerin onun etrafında toplanmaları ve ona itaat etmelerini sağlaması bu savaş sonucunda olan bir gelişme olduğu için Osmanlı Devleti'nin asıl kuruluşu olarak bu unsur gösterilmektedir. Yani sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Altıncı sorumuza geldiğimizde. İlhanlıların 1336 yılında yıkılmalarına kadar baskı altında bulunan Türk boyları batı yönünde genişlemelerine devam etmişler. Hatta bağımsızlıklarını ilan ederek beyliklerini kurmuşlardır. Bu gelişmeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi yaşanmıştır? Anadolu'da dini birlik sağlanmıştır. Bahsettiğimiz durumun dini birlikle herhangi bir bağlantısı yoktur. Bizans Anadolu'ya hakim olmuştur. Bu olay sonrasında Bizans'ın hani bilgi olarak Anadolu'da hakimiyet kurduğunu biz bilmiyoruz. Bunu da eriyoruz. Anadolu'da Türk siyasi birliği dağılmıştır. Şimdi her biri bağımsızlık ilan edip de kendi bağımsız beyliğini kurduğuna göre biz diyoruz ki Anadolu'daki Türk siyasi birliği dağılmıştır. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Evet 7. sorumuz. Politeğe göre Osmanlı Beyliği'nin güçlü bir devlet haline gelmesi gaza düşüncesiyle hareket etmesine bağlıdır. Bu düşünceye göre Osmanlı Beyliği'nin büyümesinde dini, kültürel, ekonomik olayların hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Şimdi şuradaki gaza düşüncesi İslamiyeti yaymak amacıyla yürütülen bir faaliyet olduğuna göre biz burada sadece dini unsuru kabul edebiliriz. Bu nedenle sorumuzun cevabı da A şıkkıdır diyoruz. Evet, geldik 8. sorumuza. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin aydınlatılmasında gibi tarihçilerden hangilerinin katkı sağladığı söylenebilir diyor. Polvitek, Vitek, Halil İnalcık ve Fuat Köprülü kendi düşünceleri ve tezleriyle Osmanlı'nın kuruluşuna ışık tutan, Osmanlı'nın kuruluşunu aydınlatmaya çalışan önemli tarihçiler arasındadır. Bu nedenle sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Evet, 9. sorumuza geldik. Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine girmesiyle bağımsızlıklarını kazanan Türk beylikleri Türkiye Selçuklularından doğan boşluğu doldurmak amacıyla birbirleriyle mücadeleye girişmişler. Osmanlı Beyliği ise Türk beylikleri arasındaki bu mücadeleye katılmayıp fetih yönü olarak tam ters noktayı yani batıyı seçmiş. Şimdi Osmanlı Beyliği'nin bu politikasının gibi gelişmelerden hangilerinin neden olduğu savunulabilirmiş. Osmanlı Beyliği Türk İslam dünyası tarafından dışlanması. Böyle bir şeyin olmadığını hepimiz çok net bir şekilde biliyoruz ki burada yapılan faaliyette zaten bunu gerektirecek bir durum değil. Anadolu'ya gaza ve cihat amacıyla gelen Türkmenlerin desteğinin sağlanması. Evet bu çok önemli çünkü sen yönünü batıya dönüp hani gayrimüslim dediğimiz Bizans'ın üzerine sefer yaparsan e tabi ki gaza ve cihat amacıyla Anadolu'ya gelen Türkmenler sana destek olacaklardır. Yani ikinci öncü sorumuza cevap olabilir. Anadolu'da Moğol hakimiyetinin güçlenmesi ise bu olayla ilgili bir durum olmadığı için bunu da kabul edemeyiz. Olan tek unsur yani uyan tek unsur daha doğrusu ikinci öncül olduğu için sorumuzun cevabı da B şıkkıdır.